Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Yağız. GAMETHOD YouTube kanalına hoş geldiniz. FIFA 22 Konyaspor kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Geçen de kötü bir sonla bırakmıştık Konyaspor'u. Avrupa Şampiyonlar yarı finalinde penaltılarda kötü bir yenilgi aldık. Ama olsun, problem yok. Hiç değilse lige hazır bir takım haline gelmeye çalışıyoruz. Şimdi Bizim en başta transfer yapmamız gerekiyor. Şu transferlerimizi zaten bir hallettikten sonra zaten bir problem yok ama Ahmet Çalık 1.700.000 diyoruz. Ahmet Çalık şimdi 1.700.000 verilir mi? Ya verilmesine tamam okey de abi 70 de Ahmet Çalık ya. Bizim çok hayatımızı kurtarıyor Ahmet Çalık. O yüzden abi biz Ahmet Çalık'ı bir reddedelim. Ondan sonra bir... Şurada bizim transfer listemizdeki şeyler vardı. Şu abileri hemen bir baş koyalım. Diyelim ki arkadaşlar biz size talibiz. Nedir ne değildir. Transfer merkezine bir gidelim. 2 tane orta saha oyuncusunu gözümüze kestirmişiz. De bunu niye kestirmişiz? Yani bu abinin hızlanması falan çok iyi. Okey. Şimdi... Aslında bunlardan bir haber gelebilir mi? Birazcık daha bir gidelim abi. Bir hafta daha atlatalım. Çünkü bizim için abi transferler çok önemli. Takımı birazcık ayakta tutmamız. Hani birazcık hızlı bir takım olsun. Yani ileri koşu oynuyoruz. İşte baskılı preste oynuyoruz. Taktiğimiz güzel okey ama bunu yapacak adam yok. Çünkü herkes çok yavaş. Bir Portu diye bir oyuncu var. Bir ona bakacağım şimdi. Ben Ultimate Team'de oynadığım bir Portu diye bir abimiz var. Eğer onu bulursam çok güzel bir sağ kanat o. Bakayım belki bulabilirim. Portu'ydu ama. Şu Cristian Portu. Yaş 29. Real Sociedad'da oynuyormuş. Çok iyi bir adam bu da ya. Gerçekten. Personel meşgul mü? Puuu. Tamam, transfer merkezi neyse ya. Şimdi Cristian Portu önemli bir sağ kanat abi, bizim çok işimize yarar. Bizim kaç paramız var? 6 milyon. Şimdi Portu'ya gidip ne kadar verebiliriz ya? Serbest kan bedeli yok. 3 milyon versek gelir mi acaba? 3.200. Bence 3 milyon verelim. Buradan ben telif edeyim arkadaşlar. Şu müzikten dolayı. Şu müziği kapatamadığımız için telif yiyoruz. Şimdi yapacak bir şey yok. Şimdi 3.200.000'ü yapıştırdık. Tamam. Bir de sonraki satıştan da %5 pay ekledik. Teklifi yaptık. 3.200.000. Müziği keşke kapatabilsek ama. Porto yaptığımız şu güncel teklif kabul etmemiz imkansız. İlk teklif üzerine anlaşmaya. Kanka ne yapayım yani? Bizde bir... Yani sen Real Sociedad olabilirsin ama... Bak 1.300.000'müş. Çok iyi. Değeri 1.300.000 bu abi. Biz bu abiye 1.100.000 verip alalım. 5.400'de 7.000'de maaş veririz. Tamam. 1.100.000 abi. 1.100.000'e. 1.200.000 elimizden kaçmasın ayaküstü. Ayaküstü elimizden kaçmasın. 1.110.000. Teklif yap. Abi sinirlendi ha. Kanka saçmalıyorsun şu anda. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Takas oyuncusunu çıkar. Teklif yap. Ay yanlış yaptık. Abi yanlış bastım. Ulan gitti lan adam. Ulan haybe'ye gitti ya. Bu Japon alalım bari. Bu da 3 milyon mu ya? Gerçekten. Abi adam yanlışlıkla para vermedik ya. Gitti güzelim oyuncu, ne güzel orta sahayı kemik yapacaktık. Kral yapacaktık. Neyse şuna. Ne yapalım? 3 milyon vereceğiz artık, yapacak bir şey yok. Ya artık yemin ediyorum böyle finansal taktiklere falan gitmek istemiyorum ya. Vallahi finansal taktikler falan filan bunlar artık gerçekten. Bunun şeyi ne kadarmış lan? Maaş beklentisi yok mu kral bunun? Altı binde verelim ya. 6000 ver kurtul ya. 6000'de maaş verelim şuna. 2 Japon yan güzel. Güzel abi. Bunlar da çok kötü oldu ama yapacak bir şey yok. Giden teklifler. Keşke Portu'yu da şu adam alaydık. Şimdi bize güzel girdi. O yüzden hemen bizim bir stoper. Hemen adam. Altyapı personeli. Yani geçenlerde Fatih Kılıç diye arkadaşımız dedi ki abi dedi altyapıdaki oyuncuları dedi şey yap. Onları şeylerini değiştirebiliyorsun dedi. Kanada'dan adam bulalım. Genelde tamam. Yetenek avcısı daha tutmak istemiyorum. Bizim yetenek avcıları birazcık sıkıntılı ya. Özelleştirim mali durum. Tamam neymiş? Oyuncu izleme sistemi. Ahmet Çalık'ın en son teklifi vardı. Evet arkadaşlar artık maça geçebiliriz. Evet abi, Başakşehir deplasmanına çıkıyoruz. Lig başlıyor artık. Ligin bütün her şeyi değişecek abi. Herkes Konyaspor kim tanıyacak. Böyle bir şey yok. O Avrupa şiirini kaybetmiş olabiliriz. Ama ligde geçen seferki kadar kötü bir performans sergilemeyeceğiz abi. Ben kafaya koydum ya vallahi. Bu iş artık, bu lig geçen lige benzemeyecek yani. Geçen ligde sıkıntılı anlar yaşamıştık. Ama artık bu iş böyle olacak. Evet. Başakşehir deplasmanından herkese merhabalar arkadaşlar. İşte Ahmet Hasan. Son 3 maçta 3 gol attı. Kravets yerine gerçekten arkadaki Türkçe anonsu duyuyor musunuz? Başakşehir iyi kombini sayıyor. Aaa. Oha çok iyi lan. İşte Başakşehir'in kadrosu. Arkadan da zaten okunuyor. Vay be. Çok iyiymiş ha. O oyuna Türkçe spiker getirmeleri gerçekten. Yani Türkçe anonslar var artık. İnşallah seneye de bir Türkçe spiker görürüz. Bence çok yerinde bir hareket olur. Çünkü FIFA Online 4'te Türkçe spiker var. Yani koymuşlar. Aslında FIFA'nın FIFA 23 içinde neden olmasın. Allah'a gayet de hoş olur. Çok da keyifli olur ya. Yani bir Türkçe spiker olunca bir keyifli hani oyuna keyif bir daha çok artıyor. Offside. Haydi Konya. Ligimizin ilk maçı. Haydi. Kaptan. Ahmet Hasan. Kuto. Gönderdin. Oğlum ben bir tek bu soldaki adamın adını okuyamıyorum ya. Şey gibi. Yani anonim basmışlar gibi. Evet. Ahmet Çalık. Transfer teklifi geldi ona da ama. Hop. Şehiç çıktı aldı. O ayağından çok açtı topu. Şehiç böyle pozisyonlar affetmiyor. Musa. Bugün ilk defa ilk 11'de başladı. Şuto. Şuto. Abi. Abi. Allah'ın lan geri çekmeseydik keşke. Musa lan ne yapıyorsun? Ulan Musa bizi bitirdin Musa be. Bizi bitirdin be. Deniz Türüç. İçeride 3 Başakşehir. Aman. Ulan haybeye yedik ya. Vallahi haybeye yedik ya. Vallahi haybeye yedik. Şehiç elinden geleni yaptın da olmadı be kral ya sanki. Sidya. Evet abi, hadi başlayalım artık yeter. Konimoto. Konimoto yeni transferi Konyaspor'un. Ama orada sıkıştı o top ya. Volkan Babacan'a kadar döndü o top. Şuto. Güzel bir göğüs kontrol. Musa. Konimoto. Konimoto. Ah be. Ne penaltı? Hoca verdi eli. Ana el mi oldu lan orada? Ponçuk. El yaptığını. İşte aslında çok da el değilmiş ama olsun, sorgulamamak lazım. Penaltıyı kazanıyoruz. Şimdi kaptan. Aa, Ahmet Hasan daha iyi değil mi sanki? Kuvvet olarak. Musa Çağıran var. Ahmet Hasan vursun abi. Abi yine sağ köşeyi deneyeceğim. Yes be Ahmet Hasan. Bu sefer penaltı atıyoruz ya. Şükür ya. Allah şükür ya. Yes be. 1-1. Güzel. Güzel abi. Maça ortak olduk. Şu penaltılarda çok tedirgin oluyorum artık ya. Şu penaltılarda gerçekten. Avrupa Şampiyonlar penaltılardan gitti ya. Abi resmen şu penaltılarda tedirgin oluyorum ya. Güzel. Ahmet Hasan ligdeki ilk maçında da golünü atmış oldu. Güzel abi. Şimdi Ahmet Hasan. Ah be oğlum. Bas bas bas. Mahmut Tekdemir. Çok. Sidya. Ah be geçmedi Ponçuk'tan. Ponçuk. Ne güzel isim lan Ponçuk. Adı ne Ponçuk? Devam. Hadi oğlum. Aslında ben bu takıma kim almak istiyorum biliyor musunuz? Şeyi. Aman ha yiyorduk. Ola ben ne zaman bak burada sohbete muhabbete dalsam hep bir pozisyon oluyor gollemeye. Ya gol yiyoruz ya böyle adım adım golden kaçıyoruz. Hala hala olmuştu. Hadi şuta. Hadi şuta. Gönderdim memleketine. Abi güzel bir kimya oluşturduk yani orada. Abi bas be oğlum be. Hadi be oğlum be. Geçen sene daha performanslıydı lan abi. Vallahi geçen sene çok daha performanslıydı abi. Hadi oğlum Abdülkerim Ardakçı. Hadi oğlum Abdülkerim. Aman. Aman. Lan ne oluyor? Kaleye bombaladılar. Yeter lan. Lan yeter. Aa bu ne mı? Allah Allah, bu ne ya? Baksana. Lan neleri çıkardın, bunu mu yedin şey hiç ya? Ay lan, böyle bir şey görmedim gerçekten. Neler kaçtı lan, ne oldu ben anlamadım ki. Vuruyor dönüyor, vuruyor dönüyor lan. Ne garip bir pozisyon yaşadık. Devam. 2-1 abi. Evet, birazcık fokus abi. Maça şimdi birazcık fokuslanıyorum. Ha, şu maçı birazcık lehimize çevirelim artık. Sidya. Oynadı şutoyla. Şuto. Gönderdi Ahmet Güller. Ahmet Hasan. Şutoyla oynadı. Şuto. Ah be, geçmedi. Abdülkerim, güzel abi, güzel blok. Güzel bir şut koydun orada. Şimdi şuto. Şuto gönderdi. Lan hadi be, bastıyorum geri hadi ya, ne izliyorsun abi topu? Allah Allah, değiştir abi şu adamı, değiştir. Bu ne ya, bununla mı uğraşacağız oğlum? Tosun gir. Bu kadar da kötü olmazsın ya. Topu geri çek diyorum, topla beraber yürüyor. Hadi oğlum Tosun, Şimşek senden çok iyi bekliyoruz. Aa, Tosun'u atmamıştım ki oğlum ben ya. Hadi hata yapacaklar, hadi. Hadi hata yapacaklar. Vur! Ah be, ah be. Güzel, güzel. Güzel deneme. Deniz Türüç oyundan alındı. Bizde de Kravets oyuna girsin abi. Evet. Musa Çağıran yerine de. Oraya kadar gitmiyor zaten. Burada da Empok oyuna girsin. Birazcık da ofansif oynayalım. Kravets'le Empok oyuna girdi. Bu maç artık bu maçın seyri farklı bir hale gelecek. Konyaspor artık daha ofansif oynamaya başlayacak. Yağız Hoca artık bütün elindeki ofansif kozları, iyi oyuncuların hepsini ikinci yarıda oyuna soktu. Derken Ömer Ali Şahiner oradan bastı, ortaladı. Allah'tan dışarı. Şimdi dakika 64 artık. Şuto'ya. Abi bırak be Mahmut Tekdemir. Bırak be oğlum. Güzel çalım. Haydi Tosun, Şimşek. Hadi oğlum. Hadi oğlum Kravets, al be. Dakika artık 73'e giriyoruz. Hadi. Hadi ya. Hoca offside. Güzel, 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 hızlı, 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 hızlı. Hızlı, güzel. Şimdi Ahmet Çalık. Abi Kravets. Hadi be Ahmet Güller be. Hadi be oğlum be. Abi böyle olmaz vallahi, şu pasları yani tutamazsak biz hiçbir şey yapamayız ilk de, bakın. Harbi böyle olmaz. Hadi ya. Çok iyi. Hadi oğlum Empok'u. Hadi abi. Ah be. Ah be. Gel 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 gel. Empoko. Abi. Ah be, geçmiyor. Stefano Okaka. Berkay Özcan. Haydi. Çok iyi. Abi at be. Abi iki. Abi niye? Abi nasıl faul ya? Top bendeyken basketbol mu oynuyoruz Allah için ya? Abi kaybettiğimiz maça bak, yemin ediyorum ya. Daha ligin ilk maçı abi, bu kadar büyük hatalar. Vallahi gerek yok ya bu kadar büyük hatalara. Allah Allah. Neyse, yapacak bir şey yok. İlk maç puan alamıyoruz abi. Haybe'yi alamıyoruz ama yani. Haybe'ye. Ya hadi hadi. Şu oyuncuları mutlu edeceğiz diye kadroyu da değiştirdik ya. Gençlerin kadrosuna bakalım abi, kimler ne yapıyor. Potansiyel şu anda 71'den güzel abi, 79. Şimdi sen orta saha gelişiyor. Sen kaleci, sen de sağ açık, sol orta. Gayet iyi. Gayet iyi. Gelişim planına bakalım. Ofansif orta saha. Abi direkt ofansif orta sahadan sen yapıştır kendini. Ofansif orta. Sen direkt kendini ofansif orta saha olarak bas abi kendini. Sen önemli bir oyuncu olacaksın bizim için. 4 milyon şeyimiz var. Abi kaleci kim alabiliriz acaba ya? Kaleci de aslında. Abi bir tane rivayet var. Dur bakayım, deneyeceğim. Bu fona $1 verince şey yapıyor. Kabul ediyor. Ama bu tabi şeydeydi. Bu FIFA kaçtaydı ya? Yani ya 20'de falan. Bakayım. Ha, 43 yaşında da bu fon. 800.000 yani bu fon. Bu fona bakalım 1 milyon verirsek bu fon neler yapacak? Hemen abi hemen. Satın alma teklifi götür. Evet abi, şu bu fona hemen. Abi bu. Bak, 1 euro veriyorsun, bu fona teklif yapıyorsun. Hadi bak. Ha, tamam. Tamam kanka, olmuyormuş. Denemiş oldum arkadaşlar. O bu fon da 80'miş lan kaleci. Keşke alsaymışız he. Boşu boşuna şey yaptık. Allah. Klasını konuşturuyormuş Ahmet Hasan, haberlerde çıkan başlıklarda Ahmet Hasan'ın klasını konuşturduğu söyleniyor. Şimdi Hatay Spor 3-1 Gaziantep'i yenmiş. Onun da haberini gördük. Şimdi sırada kendi evimizde Çaykur Rizespor'u ağırlayacağız. Hadi bakalım abi. Takım yönetimine gelelim. Şu kankamızı bir çıkar abi. Hacı gir abi, Hacı. Hacı girsin. Tamam. Ama artık ofansif şeyle oynayacağım ya. Ofansif orta sahayla. Yani defansif Hacı yerine ofansif orta sahaya çekeceğim takımı. Yani atak yönünde birazcık daha şey yapalım. Daha etkili olalım diye. Evet abi, ligde artık yüzümüz gülmeli. Ligde artık yüzümüz gülmeli. Ahmet Hasan artık gerçekten bir şeyler yapması lazım. Çüş, bilerek çok vurdum ha resmen. Evet. Bakın bizde de şimdi Türkçe anons yapacaklar mı? Bakayım. Şu an 10 diyeceğim. Ahmet Hasan işte ekranlarda. İşte Konyaspor evinde Çaykur Rizespor ağırlıyor. Evet, Türkçe anons bizde de var abi. Abi formalar karışacak. Formalara yine bakmadım ben. Evet, formalar karışacak. Abo! Var ya, nasıl karışacak şimdi? Nur inmiş sahaya resmen. Nur 11 tane, 22 tane nur inmiş. Oğlum kim ben anlamıyorum ki, hakem de beyaz giyinseydi bari. Oğlum başka adam diyeyim. Tövbe station. Kanka kim peki? Ulan ben bu adamı harbi bizim adam zannettim ha. Oğlum böyle nasıl oynayacağız? Abi FIFA niye bunu yapıyorsun ya her seferinde bana? Allah'tan atamadı ya. Alper Potuk. Bakayım artık bir şekilde şey yapmaya çalışacağız. Konimoto gidiyor. Konimoto kaptırdı abi. Güzel bir baskı izledik ama. Ulan siz kimsiniz ya? Boldrin. Aman. Hadi şuta yürü. Abi. Alper Potuk. Kaptırdı. Abdülkerim bardakçı. Hacı Ahmet Obiç. Abi kim ya? Gerçekten şu an çok zorlanıyorum ben ama. Vallahi gerçekten çok zorlanıyorum şu anda. Oh, gözlerim yemin ediyorum bembeyaz yani şu an. Maşallah. Oğlum bizdeydi top. Niye attın? Chelsea'ye 88 milyon. 88 milyon. Bizim takımın toplamı zaten 88 milyon değil. Ahmet Hasan. Ah be, güzel düşündük de. Ahmet Hasan vur be. Vur be. Abi var ya, şu gol olsa bir tık rahatlayacaktık yani. Ay neler denedi. Of, kafa attı Ahmet Güller. Alper Potuk. Helal oğlum şutu o. Konimoto. Bıraktı. Şuto. Şuto geçemedi rakibini. Haydi devam. Bir tık gözümüz alıştı gibi ama alışmıyor da. Herkes bembeyaz. Nurlar inmiş insanların yüzüne. Nur. Çok iyi. Güzel geçti Skubic orayı. Haydi devam. Konimoto. Oğlum bu Doblo mudur? Bir tane abi var ya adamlarda. Abi geçmedi lan. Geçmedi lan. Kutu. Ha bak bu. Double. Doblo abi bizi salmıyor ki. Arkadan nasıl koşuyor lan o? Lan o da mı bizim adammış? Ahmet Hasan. Vur oğlum. Yes be. Bir geldi bir. İlk yarı bitmeden abi 1-0. İşte Ahmet Hasan. Golsüz geçmiyor. Ahmet Hasan. Pozisyon nasıl böyle oldu ben de anlamadım ama iki Konyasporlu böyle sıkıştırdı. Ahmet Hasan böyle köşeye 90'a vuruyor. Ne golü atıyor? 1-0. Konyaspor evinde 1-0 önde. Ya bir kere bitmeden gerçekten güzel oldu, güzel. Vallahi güzel oldu. Beşiktaş da 1-0 öndeymiş ha. Bakalım daha lig daha yeni yeni şekilleniyor abi, hiçbir şey olmaz. Daha ikinci hafta. Sebastian Holmeyer. Lebogang Firi. Getting in there to intercept. Helal oğlum. Konimoto. Konimoto. Şut oraya doğru geçmedi. Ulan bizim adam zannettim, Allah kahretsin. Skubic için rahat bir top. Şut o. Şut o. Ah be. Biraz ayak koydum. Umar şutoyla karşı karşıya. Abdülkerim bardakçı da orada derken orta. Aman aman uzaklaştırın. Abi bir dakika bak şu pozisyonu bir izle. Bir izle bak şu pozisyonu. Oynat Uğur'cum. Uğur'cum oynat. Şimdi. Yani bu. Hiçbir şey söylemiyorum. Gerçekten hiçbir şey söylemiyorum. Bana olsa. Bana var ya. Direkt ya. Faul yok, hiçbir şey yok falan derler. Benim için de faul yok ama. Siz anladınız yani. Ben cümleyi de toparlayamadım ama. Remy. Bir anda önünü açtık ya. Bir anda adamın önünü açtım ya. Ahmet Çalık. Kaptan Skubic. Geçmedi. Skubic de oradan topu kaptı ama kaptırdı derken. Hop şehir. Selamlar. Deyip aldı o topu. Şimdi Hacı Ahmetoviç. Şut o abi. Şut o abi. Güzel kaçırdı Ahmet Hasan'a. Ahmet Hasan. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu kadar da bekleme be kardeşim be. Bu kadar da bekleme be. O kadar net pozisyonu kaçırmayız ya. Hadi abi bunları kaçırmamamız lazım. Zaten zar zor pozisyon üretiyoruz. Canımız çıkıyor pozisyon üretene kadar. Çok iyi ayak koydun be. Sidya. Şimdi atak Konyaspor'da. Çok iyi paslaşmalar. Vur oğlum. Ah be. Musa oyuna giriyor. Yapıştırdın. Ah. Ah. AB yerine Mikalak da şimdi oyuna giriyor. Şuto AB yerine. Hadi bu kornerden gol gelmesi lazım. Hadi. Abi bu nasıl bir pozisyon oldu ben anlamadım ki. Mikalak. Mikalak. Ah be. Çok yavaş gitti o top. Çok iyisin be adam. Mikalak. Şimdi Konimoto direkt. Gol geliyor. Ahmet Güller. Konimoto ne güzel vurdun öyle. Direkt olsa işte, çok güzel paslaşmalar. Konimoto böyle vurdu sol ayağıyla, olmadı ama orada tamamlıyor. Orada tamamlıyor Ahmet Güller. Helal be. 2 olduk. Derin bir nefes aldık. Allah, derin bir nefes aldık ya. Aman Remi. 2 maçta 1 gol. Ahmet Güller'in şu andaki performansı ligde. Reni. Hadi abi. Aman Boldrin. Hop Skubic. Kaptan orada. Bir bırakır mısınız kardeşim dedi. Şimdi Ahmet Hasan. Geçmedi onun pası. Artı 2 artık. Haydi. Bizim için rahat. Artık bitti. 3 puan bizim. Aman abi. Averajdan kaybetmeyelim. Averajdan kaybetmeyelim. Tertemiz. Hala oyuncu değişikliği mi yapıyoruz ya? Hadi kanka, bitmedi mi maç? Ve Konyaspor Çaykur Rize karşısında 2-0'lık galibiyetle hanesine 3 puanı yazdırıyor. İşte Yağız Hoca ekranlarda böyle tebrik etti Çaykur Rizespor'un teknik hocasını. Vallahi en başta maça başlarken iyi bastırdılar ya, dedim ki aha dedim yandık. Ama Allah şükür yendik abi. Güzel. Helal olsun Konya, helal olsun size çocuklar. Helal olsun size. Oh vallahi de şu andaki 2 maçla oynanan şu anda 13. sıradayız abi. Tertemiz. Hiçbir problem yok. Haydi bir dahaki maç Fenerbahçe ile. Sıkıntı büyük. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Önümüzdeki videonun ilk maçı Fenerbahçe ile olacak. Birazcık sıkıntı büyük ama hallederiz. Üstesinden geliriz diye düşünüyorum. Bir videonun daha sonuna gelelim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olup yorum yapmayı unutmazsanız çok seviniriz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.